Kanal B ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Başkanlar Konuşuyor programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu akşamki programımızda Antalya Baro Başkanı Sayın Polat Balkan'ı ağırlayacağız. Biliyorsunuz anayasa değişikliğine ilişkin maddelerin görüşülmesi mecliste devam ediyor. Yeni anayasa değişiklik metnini konuşacağız. Maddeler neler götürüyor, ne gibi çekinceler içeriyor, özellikle hukuk bakımından ne gibi eksiklikler var? Bunları detaylandıracağız. Aslında tabii ki Sayın Bakan öncelikle hoş geldiniz diyelim hoş programımıza. Bizleri aydınlatacaksınız bu akşam. Tabii aslında Türkiye'nin konuşması gereken çok öncelikli sorunları olmasına rağmen bir terör belasıyla boğuşurken, ekonominin dibe vurduğu şu günlerde çok sıkıntılı bir süreçten geçerken maalesef biz anayasa değişikliğini konuşuyoruz ve olağanüstü hal koşulları içerisindeyken. İsterseniz genel bir değerlendirme yaparak başlayalım. Sonrasında o maddeleri neler getirip neler götürdüğünü biraz detaylandıralım. Buyurun. Çok haklısınız. Öncelikle ince davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Size ve Kanal B yönetimine. Şimdi biliyorsunuz o haldeyiz. Evet. O hal ilan edilmesine gerekçe gösterilen çok ağır ve kanlı bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık 15 Temmuz'da. Çok büyük bir bela, çok büyük bir badire atlattık. İyi ki de atlattık. Çünkü eğer darbe girişimi başarıya ulaşsaydı olabilecekleri düşünmek bile istemiyorum. Darbe girişimin hemen ertesinde 17 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığı darbenin bütün unsurlarıyla birlikte önlendiğini açıklamasına karşın 20 Temmuz'da bütün Türkiye genelinde geçerli olmak üzere olağanüstü hal ilan edildi. Kanun hükmünde kararnamelerle yönetilmeye başladık. Aslında şu ana kadar çıkarılan kanun hükmünde kararnameleri teknik olarak incelediğimizde belki kanun hükmünde kararname kavramını kullanmak doğru değil. Yerine konulacak kavram kanun üstünde kararname ya da anayasa hükmünde kararnamelerle yönetiliyoruz. Diğer bileşenler, diğer açılardan da baktığımızda Cumhuriyet tarihinin belki de en ağır ve sancılı sürecinden geçiyoruz. Her anlamda bu böyle. Az sonra ayrıntılandırırız. Evet. Tam da bu süreçte bana kalırsa sistem değişikliği değil, rejim değişikliği anlamına gelebilecek. Siz de bu görüştesiniz, evet, değil mi? Rejim değişikliği anlamına gelebilecek. Hele hele bir toplumun can damarı olan, var olma nedeni olan anayasayı tartışıyor olmayı doğru bulmuyorum. Çok tehlikeli buluyorum. Bu anlamda o halde anayasanın tartışılmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Öncelikle bizim yapmamız gereken, ülke olarak yapmamız gereken o hale hemen son vermektir. Ve olağan zamanlara geçelim ki olağan zamanlarda anayasa tartışmalarını sağlıklı, çağdaş bir şekilde akıl ve bilimin ışığında yapabilelim. Öncelikle dediğim gibi bu OHAL koşulları sonlanmalı ki anayasa değişikliğini tartışabilir hale gelelim. Böyle bir ortamda anayasa değişikliğini konuşmak yapılmamalıdır. Yapılmamalıdır ama sonlandırmak bir yana uzatılması. Ne yazık ki gözlemliyoruz. Bakın tam da bu anlamda anayasalar nedir? Nasıl metinlerdir? Toplumdaki karşılığı nedir? Kısaca düşüncelerimi halkımızla paylaşmak isterim. Şimdi bakın, Tarık Zafer Tuna'ya bu toprakların yetiştirdiği en büyük düşünürlerden, bilim insanlarından biridir. Bir gün Fransa'da, Paris'te Karnaval Müzesi'ni gezerken Fransa'daki 1791 anayasasının orijinal metninin sergilendiği müzede metnin altında bir yazı gözüne çarpar. Bu söz aslında anayasaların ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu vurgulamak açısından çok çarpıcı bir örnektir. O anayasanın altındaki metinde insan derisiyle kaplıdır yazar. Anayasalar bu kadar önemli, değerli metinlerdir. Can alıcı metinlerdir. Yönetenler için değil, yönetilenler için yapılır. Devlete karşı yurttaşların hak ve özgürlüklerini güvence altına alan metinlerdir. Kuvvetler ayrılığının olması gereken metinlerdir. Bu temel ilke ve değerlere sahip olmayan anayasalarda çağdaş demokrasilerin
bileşenleri, dayanaklarını düşündüğümüzde yok hükmündedir. Eğer bu ilke ve değerlere dikkat edilmeden anlık ya da dönemsel siyasal güçle, dayatmayla bir anayasal değişiklik sürecine gelirse bunun yaşanan toplum açısından bedeli çok ağır olur. Bizler toplumsal ve tarihsel sorumluluğumuz gereği hukuk insanları olarak bunları söylemek durumundayız. Umarım bu ağır ve sancılı süreçten bir an önce sıyrılırız, aklımızı başımıza toplarız ve bu anlamsız ısrardan ve çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek ısrardan bir an önce vazgeçeriz. Evet, topluma da çok ciddi şekilde anlatılmadı. Toplumun nelerin değişeceği konusunda da bir bilgiye sahip değiller. Mecliste yapılan görüşmeler de zaten Meclis TV'den de verilmiyor, internet üzerinden verilmeye çalışıyor. Toplum da neyin değişeceğini çok bilmiyor açıkçası. AK Parti hükümeti Türkiye'nin bir beka sorunu olduğu için bu anayasanın değişikliğin elzem olduğunu söylüyor ki siz de olağanüstü hal koşulları altında bir anayasa değişikliğinin konuşulmaması bile gerektiğini söylüyorsunuz. İsterseniz şimdi biraz maddelere geçelim. Elbette ki kuvvetler ayrı. Buyurun. Maddelerden önce birkaç bilgi verebilir miyim? Önemsediğim için buyurun. Söylüyorum. Bakın. 15 Temmuz ağır ve kanlı darbe girişiminden sonra biliyorsunuz az önce söyledik. Evet. Olağanüstü hal ilan edildi. Olağanüstü halde resmi verilere göre 97.679 kişi hakkında işlem yapıldı. Daha genel anlamda söyleyeyim. 177 medya kuruluşu kapatıldı. 10 bine yakın gazeteci ve medya çalışanı işsiz kaldı. 144 gazeteci tutuklu. Çok sayıda insan mağdur edilmiş durumda. İhraçlarla vesaireyle. 3750 sosyal medya kullanıcısı hakkında adli işlem yapıldı. Bunun 1656'sı tutuklandı. 1500'den fazla dernek, vakıf vesaire kapatıldı. 15 üniversite ve çok sayıda sendika kapatıldı vesaire. Basın açıklamaları yasaklanıyor. Bu örnekleri şunun için veriyorum. Anayasa tartışıldığı için çok önemli, çok değerli, sağlıklı bir tartışma yapılması gerekir. İnsanların düşüncelerini katılırlar, katılmazlar. Özgür bir biçimde, çekinmeden, kaygıya kapılmadan anlatabilmeli ve bunun propagandasını yapabilecekleri araçlara sahip olmalı. Şimdi ülkemizin içinde bulunduğu somut koşullar baktığımızda bunların olmadığını görüyoruz. Bakın uluslararası verilere göre birçok bütün dünyada sözüne değer verilen bir takım kuruluşlar var. Freedom House var, sınır tanımayan gazeteciler var, gazetecileri koruma komitesi var, The Economic Intelligence Unit var. Bu uluslararası kuruluşların verilerine göre örneğin interneti özgür olmayan ülkeler sıralamasına düştük. Yargı bağımsızlığı sıralamasında bakın gerisine düştüğümüz ülkelerin isimlerini anmak bile istemiyorum. Bu anlamda durum bu kadar vahimdir. Tam da bu süreçte dediğim gibi benim ilk isteğim ilk aşamada milletvekillerimizden eğer milletvekillerimizden bir sonuç alınamazsa bizi dinleyen yurttaşlarımızdan öncelikle şunu kendilerine sormalarını rica ediyorum. O halde anayasa tartışması neden yapılır? Niçin yapılır? Çok temel bir şey söylüyorum. Anayasa tartışmaları bu koşullarda yapılmalı. Bakın yapılmamalı. Bakın bu ülkenin anayasası kötü bir anayasa. Çağdaş bir anayasa değil. Bunu yıllardan beri söylüyoruz. Yani temel hak ve özgürlükler açısından, adil yargılanma açısından, savunma dokunulmazlığı açısından, ifade ve basın özgürlüğü açısından, katılımcılık ve çoğulculuk açısından vesaire. Sorunlu. Anayasamız sorunlu. Ancak az sonra ayrıntılarına gireceğiz. Önerilen anayasa metni çok daha sorunlu bir metin. Ve o 2010 referandumunda çok parlak, süslü söylemlerle 12 Eylül'le hesaplaşıyoruz. Junta anayasasıyla hesaplaşıyoruz. Askeri vesayetten kurtuluyoruz gibi söylemlerle topluma sunulan ve
toplumun da kabul ettiği zamanlardan çok daha geriye düşeceğimiz bir metin. Öncelikle tekrar vurgulamak istiyorum. OHAL kaldırılmalıdır. Kanun hükmünde kararnamelerle yönetilir olmak durumuna son verilmelidir. Olağan zamanlara geçmeliyiz. Ve ondan sonra anayasa tartışması yapmalıyız. Çünkü bu koşullarda insanlar anlatamayacaklar, dile getiremeyecekler, demokratik bir şekilde propagandasını yapamayacaklar ve uzlaşıyla sağlanan bir metin olmaktan çıkacak. Evet. Temel problem bu. Zaten Ankara Valiliği'nin almış olduğu bir karar var. Bir ay boyunca hiçbir şekilde toplantı, eylem gibi şeylere izin verilmeyecek. Dolayısıyla referandum sürecine gireceğiz. Durum onu gösteriyor. Evet. Meclisteki görüşmelerde maddeler geçecek. O süreçte de zaten muhalefet partileri de dediğiniz gibi bunu anlatma fırsatı bulamayacaklar. Tüm kanallar kapalı olacak anladığımız kadarıyla. Siz mevcut anayasadan çok daha geriye götürecek bir metin olduğunu söylüyorsunuz. İsterseniz açmaya başlayalım. Tamam. Aslında bunu ben söylemiyorum. Metin baktığınız zaman zaten ortaya çıkıyor. Anayasa tartışmaları söz konusu olduğunda memleketimize yetişmiş uluslararası saygınlığa sahip çok ciddi hukukçularımız, anayasa profesörlerimiz ve entelektüellerimiz var. Bunlardan ilk aklıma gelenler yıllarca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türk yargıçlığı yapan Mahmut Rıza Türmen, Yüksek Öğretim Kurumu'nun eski başkanı Erdoğan Teziç, Galatasaray Üniversitesi'nden Necmi Yüzbaşıoğlu, Sibel İnceoğlu, Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk gibi üst düzey hukuk insanlarını, bunlar herhangi bir siyasal angajmanı olmayan, yalnızca hukuk penceresinden konulara yaklaşan ve sözünün de uluslararası bir etkisi ve değeri olan insanlar. Bütün bu insanların bu metne yaklaşımına baktığımızda temel olarak vurguladıkları belli bazı kavramlar var. Bu metinde kuvvetler ayrılığı sistemine son veriliyor. Kuvvetler birliği benzeri bir sistem öngörülüyor. Yalnızca bu bile demokrasiden ve anayasamızın değiştirilmesi teklif dahi edilemez, ilk üç maddesi arasında sayılan hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Bu metin bu şekliyle geçerse, yasalaşırsa bir başka anlamda hukuk devleti ilke ve değerlerine aykırı olacaktır. Hı hı. Mevcut durumda kuvvetler ayrılığından bahsetmek mümkün mü? Peki yani şu anki duruma baktığımız zaman yine orada da bir sıkıntılı durum elbette var. Elbette zaten aslında, o yüzden bizim eski yani daha doğrusu şu anda yürürlükte olan anayasamız sorunlu bir anayasa. Az önce saydığım gerekçelerle biz yönümüzü daha da batıya çevirmeliyiz. Çağdaş ülkelerin peşine düşmeliyiz bir anlamda. Sahip oldukları değerler anlamında, değerler bütünü anlamında Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Birçok özgürlükçü anayasa var. Bunlar bilinen anayasal metinler. Yalnızca kendi ülkemizin özgür koşullarına uyarlayarak çok daha temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, insanların özgür bir biçimde kendini ifade edebildikleri, yargıya güven duyabildikleri, kuvvetler ayrılığının ana hatlarıyla ve kalın duvarlarla birbirlerinden ayrıldıkları denge ve denetleme mekanizmalarının sağlıklı bir şekilde yerli yerine oturduğu anayasal metinler oluşturmamız gerekirken bu metin öyle bir metin değil. Hı hı. Şimdi biraz evvel rakamlar verdiniz. Kanun hükmünde kararnamelerle binlerce insan birçok şeyle karşı karşıya kaldı. Görevden alınanlar, işinden olanlar, cezaevine girenler oldu. Bununla ilgili durumda kanun hükmünde kararnameyle olduğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolu açık mıdır? Oradan zarar gören insanlar yarın bir gün bu durumu taşıyabilirler mi? Elbette. Ondan önce sözünü ettiğiniz noktadan noktayla çok ilintili olduğunu düşündüğüm bir konu oldu. Bakın, İlk kanun hükmünde kararnameler çıkarılmaya başlandığında bunlardan biri hakkında bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bazı bu kanun hükmünde kararnamelerin bazı maddelerinin anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla bir iptal başvurusunda bulundu.
Anayasa Mahkemesi öyle bir karar verdi ki bir anlamda kendi idam fermanını imzaladı. Şimdi bakın, başka bir gerekçeyle iptal başvurusunu reddetseydi o gerekçeler ışığında hukuki bir tartışma yapılabilirdi. Onun üzerinden siyasi tartışmalar da yürütülebilirdi. Fakat Anayasa Mahkemesi şunu dedi. O haldeyiz. Bu bir olağanüstü hal kararnamesi. Dolayısıyla benim böyle bir kararname üzerinde yargısal denetim yapma yetkim yok dedi. Şimdi bu karar o kadar tehlikeli bir karar ki o zaman bazı soruların aydınlatılması gerekiyor. Şimdi çıkarılacak olan bir kararname ile varsayalım. Anayasanın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. İlk üç maddesi kaldırılsa. Anayasa Mahkemesi'nin kendisi kaldırılsa ya da anayasa kaldırılsa bunun yargısal denetimini kim yapacak? Yani iç hukuk yolları açısından şu anda böyle bir mekanizma yok bu gerekçe nedeniyle. Durum o kadar acı ve ağır, kabul edilemez. Ama bunu da dile getirmek gerekiyor. Kesinlikle. Yurttaşlarımızın bilmesi açısından. Kesinlikle. Bu anlamda bu olağanüstü hal KYK uygulamalarından zarar gördüğü iddiasında olan yurttaşlarımız öncelikle iç hukuk yollarını tüketmek zorundalar. Mutlaka Anayasa Mahkemesi'ne ilerleyen aşamalarda bireysel başvuru yapmak durumdalar. Eğer iç hukuk yolları tüketilmesine karşın hala mağdur olduğu, zararının giderilmediği iddiasındaysa elbette ilerleyen aşamalarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel olarak dava açabilir. Muhtemelen de Türkiye cezalandırılacak. Sayı da epey yüksek olacağı benzer. Evet. Şimdi efendim biraz maddeleri detaylandıralım bu sefer girelim. Özellikle hukukla ilgili kısımlar elbette ki açmanızı rica edeceğim. HSYK'nın durumu var. İsterseniz oradan başlayalım. Tamam. Ne yapılmak isteniyor yeni metinde HSYK ile ilgili? Şimdi 2010 yılı referandumuna tekrar referans vereceğim. 2010 yılı referandumunda yetmez ama evet şiar eşliğinde oluşan yeni manzarada HSYK'nın yapısı değişti biliyorsunuz. Üye sayısı 22'ye çıkarıldı. Daire sayısı 3'e çıkarıldı. Ve 12 Ekim 2014 tarihinde HSYK'da seçim yapıldı. Evet. 12 Ekim 2014 tarihinde yapılan HSYK seçimlerinde seçilen seçilenler 12 Ekim 2018 yılına kadar görev yapmak üzere seçildiler. Şimdi önerilen yeni metinde diğer hemen hemen bütün maddelerinin yürürlüğe girmesi ve uygulanması 2019 sonunda olacak olmasına karşın mevcut HSYK'nın görevi eğer meclisten ve halk oylamasından bu geçerse görevi sona eriyor. Hemen peşinde. Hemen görevi sona eriyor. Ve kısa bir süre içinde yeniden seçim. Seçim değil artık da atama yapılmak zorunda. Şimdi bakın bunu diğer sakıncalı maddeler bir tarafa yalnızca bu bile açıklanabilir, dayanağı oluşturulabilir ve kabul edilebilir bir durum değildir. Hukuk devletinin hiçbir ilkesiyle bağdaşmaz. Yalnızca bu bile. Gelelim daha da somutlaştıralım. HSYK'nın mevcut yapısı değiştiriliyor. Daire sayısı 2'ye düşürülüyor. Üye sayısı 13'e düşürülüyor. Bu 13 üye nasıl belirlenecek? 13 üyenin oluşacağı kurulda Adalet Bakanı Cumhurbaşkanı tarafından atanacak Adalet Bakanı kurulun başkanı. Adalet Bakanı müsteşarı kurulun doğal üyesi. 11 kalıyor geri. Bu kalan 11'den 4 üyeyi Cumhurbaşkanı direkt atıyor. Kalan 7 üyeyi de Türkiye Büyük Millet Meclisi. Belli koşullarda, belli özelliklere sahip insanlar üzerinden atamaya gerçekleştiriyor. Peki, meclisi de Cumhurbaşkanı belirliyor. Peki partili Cumhurbaşkanı söz konusu olacağı için ve seçimler parlamento seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı seçimi aynı anda yapılacağı için eşyanın doğası gereği parlamentoda çoğunluğu elde edecek siyasi partinin başkanı, cumhurbaşkanı da olacak.
Peki o milletvekilleri nasıl belirlenecek? Yine parti başkanı, yani Cumhurbaşkanı'nın başkanı olduğu parti çoğunluğu elde edeceği için yine fiilen Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmiş olacak. Dolayısıyla meclis Cumhurbaşkanı'na bakar hale gelecek. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın istedikleri dışında bir atama söz konusu olamayacak. Fiiliyatta, pratikte Cumhurbaşkanı HSYK'nın 13 üyesinde belirler, pozisyona ilişmiş olacak. Evet, HSYK'nın 13 üyesinde Cumhurbaşkanı'nın belirlemesi nelerin de önünü açacak, ne gibi sıkıntıları beraberinde getirecek? Bunun ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini şunu da kısaca bir örnek vereyim. İsterseniz bir reklama gidelim, tamam. Arkadaşlarım uyarıyor. Reklamdan tamam. Sonra onu daha detaylandıralım. Sevgili seyirciler, çok kısa bir aranın ardından sohbetimiz devam edecek. Evet, reklamların ardından başkanlar konuşuyor, devam ediyor değerli izleyenler. Antalya Baro Başkanı Sayın Polat Balkan konuğumuz biliyorsunuz ve yeni anayasa değişiklik maddelerinin özellikle hukuk açısından neler getirdiğini detaylandırıyoruz. Reklam öncesi HSYK'nın yapısında yapılan değişiklik ve üyelerin neredeyse tamamını Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceğini söylemiştik ve bunun nasıl bir sonuç getireceğini bu bölümde anlatarak başlayalım isterseniz. Buyurun. Çünkü bakın... Bu şekilde oluşan HSYK, Yargıtay üyelerinin tamamını belirleme yetkisine sahip, Danıştay üyelerinin çok büyük kısmını belirleme yetkisine sahip, kalan üyeleri de zaten Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan belirleniyor. Dolayısıyla pratikte HSYK üzerinden yüksek yargı, hem HSYK şekillendiriliyor, HSYK üzerinden yüksek yargı şekillendiriliyor. Doğal olarak yüksek yargıda ilk derece mahkemelerini vesaireyi şekillendirecek. Şimdi sistem açısından bakıldığında burada kuvvetler ayrılığından, yasama, yürütme, yargı bağımsızlığından ve ayrılığından söz etmek mümkün değil. Durum bu açıdan çok sakıncalı. Bakın Sami Selçuk'un bir sözü var. Bu haliyle bu yetkileri kime verirseniz o kişi bir süre sonra diktatör olur. Üzülerek gözlemliyorum diyor. Umarım bu hatadan bir an önce dönülür. Çünkü bunun toplumsal açıdan bedeli çok ağır olabilir düşüncesinde Sami Bey'de. Hatta daha pratik söyleyeyim. Mahmut Rıza Türmen'in bir sözü var. O sözü okuyorum. Önerilen başkanlık sistemi, bütün gücün tek bir elde toplandığı, iktidarın kişiselleştiği, hesap verilebilirliğinin olmadığı bir diktatöre yol açacak. Toplumdaki kutuplaşmayı artıracak, Türk siyasal yaşamının özelliklerine, geleneklerine uygun olmayan bir sistem getirecek. Bu sistemin sakıncaları böylesine açık bir biçimde ortadayken sorulması gereken soru şu, neden? Durum bu kadar vahimdir. İsterseniz Anayasa Mahkemesi'nden de söz edeyim. Onun yapısından da söz edeyim. Anayasa Mahkemesi üye sayısı bizim anayasamıza göre 17. Bu üye sayısı 15'e indiriliyor. Bunun 15 üyenin 12 üyesi doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Kalan 3 üyesi de Cumhurbaşkanı'nın başkanı olduğu siyasi partinin çoğunluğunu elde tuttuğu Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından atanıyor. Temel olarak verilen ortaya çıkan durum bu. Eğer isterseniz Cumhurbaşkanı'nın diğer yetkilerinden de biraz bahsedelim. Tabii durum böyle olunca Cumhurbaşkanı'nın denetlenebilir olması ve hesap verebilirliği ortadan kalkmış oluyor. Kesinlikle. Yani zaten mecliste bir
soruşturma açılması çok güçleşirken, açılmış olsa bile böyle bir yüksek yargının o konuda Cumhurbaşkanı'nın aleyhinde bir karar vermesi de herhalde olağan dışı oluyor. Buyurun. Çağdaş demokrasilerde öne çıkan ve olmazsa olmaz diye düşünülen ve çağdaş ülkelerde de oturan, sisteme oturan, içselleştirilen ve artık tartışma konusu olmaktan çıkarılan iki temel kavram var. Bir memlekette hukuk devletinden söz edeceksiniz. Öncelikle kuvvetler ayrılığı olacak. İkincisi, kuvvetler birbirlerini dengede duracaklar ve birbirlerini denetleyebilir pozisyonda olacak. Bu önerilen sistemde bu denge denetleme mekanizmalarının hiçbirini veremiyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı'na tanınan yetkiler, özetle ana başlıklar halinde anlatmak istiyorum. Parti genel başkanı olacak. Milletvekili listeleri yapacak. Gerektiğinde meclisi feshedebilecek. Bütçe hazırlayabilecek. Kararnamelerle kanunla düzenleme yapılması gereken alanı daraltacak. Kanunları veto edebilecek. Dediğim gibi HSYK başkanını atayacak. Bakanları atayacak. Ki bu bakanların Millet Meclisi'nden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden olma zorunluluğu yok. Yeni bakanlıklar kurulabilecek ve yetkilendirme yapabilecek. Memleketimizdeki merkezi idareye sahip bütün üst düzey kamu yöneticilerini tek başına atayabilecek. Eğitimi şekillendirecek. YÖK başkanını atayabilecek. Rektörü zaten atayabiliyor. Biliyorsunuz rektörlük seçimleri kaldırıldı. Evet. Orduyu şekillendirecek. Uluslararası anlaşmaları imzalayabilecek. Büyükelçiler atayacak. Milli güvenlik politikalarını belirleyecek. Dış politikamızı belirleyecek. OHAL ilanına karar verecek. Ve bütün bu yetkiler de Cumhurbaşkanı olan tek bir kişide toplanacak. Şimdi bunu gerçekten, yani o yüzden bakalım bilerek, isteyerek kullanıyorum bu sözcükleri. Cumhuriyet tarihimizde belki hiç karşılaşmadığımız ölçüde ağır, sakıncalı ve karanlık bir manzarayla karşı karşıyayız. Tekrar söylüyorum. Memleketini seven, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmaktan onur duyan bir insan olarak, bir yurttaş olarak söylüyorum. Umarım bu yanlıştan bir an önce dönülür. Dönmezsek bu şekliyle, bu ısrarda, bu inatla kararlı olursak iş çok kötü yerlere gider diye endişe ediyorum. Kaygıyla da izliyorum. Evet, aslında çok açık, yani sıralıyorsunuz hakikaten tüm yetkiler tek bir elde toplanıyor ve bunun sonucunda da ülkenin felakete doğru sürüklenmesi kaçınılmaz. Vatandaşların aslında meclisten belki bu görüşmeler yapılıyor ve bir referandum sonucunun çıkacağı olağan gibi görünüyor aslında. Yani baktığımız zaman maddeler tek tek görüşülüyor. Daha sonraki şeylerde de yine 330 bunluk bir referandum sürecine gireceğimiz gibi görülüyor. Ama ben sizin o konudaki düşüncenizi de merak ediyorum. Vatandaş toplumun çok büyük bir kesiminde de aslında ciddi bir karşısında duran bir kesim var. Bunun bir mutabakat yok. Çünkü anayasa her kesimi kucaklayan şekilde yapılması gerektiği için. Siz referandumdan bunun geçebilme ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Ben daha öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dair umudumu sürdürmek istiyorum. Bunu öncelikle vurgulamak istedim. Çünkü henüz maddeler oylanıyor. Bu süreç biraz daha zaman alacak. Bir de o sürecin sonunda bütün oylanacak. Benim hala umudum var. Meclisten hala umudum var. Eğer mecliste değişik önerisine evet oyu çıkıp iş referanduma giderse bize düşen görev kırmadan, dökmeden, insanları da incitmeden bu işin aslında bir memleket meselesi olduğunu, bu değişikliğin bizlerin yararına, toplumun yararına olmayacağını,
usul kanunca anlatmak, bıkmadan, usanmadan anlatacağız. Umarım hayır oyu çıkar. İş o aşamaya gelirse ben çok net bir şekilde ifade edeyim. Az önce saydığım gerekçelerde bizim demokrasimizin niteliğini, seviyesini yükseltmemiz, özgürlüklerimizin alanını genişletmemiz, ifade ve basın özgürlüğünün daha da güçlendiği, adil yargılanma hakkının, savunma dokunulmazlığının daha da içselleştirildiği, kurumsallaştığı bir anayasayı tartışmamız, olgunlaştırmamız gerekirken az önce adım adım saydığım gerekçelerde bu sistem bizi ileriye taşıyacak değil, çok daha gerilere götürecek bir sistem. Hatta bir örnek daha vereyim. Buyurun. Aklıma gelmişken Türkiye Barolar Birliği bu konuda ciddi bir çalışma yapıyor. Antalya Barosu olarak biz de ilk günden bu yana çalışmalarımızı yapıyoruz. 20 tane kurulumuz, 5 tane merkezimiz var. Bütün kurullarımıza, merkezlerimize görüşlerini sorduk. Geldi görüşler. Şimdi olgunlaştırıyoruz. Türkiye Barolar Birliği'nin yaptığı bir çalışmadan yola çıkarak somut bir şey söyleyeyim. Bakın en tehlikeli maddelerden biri olağanüstü hal ilanı ile ilgili olan madde. Bu özellikle madde metninden okuyacağım. Çünkü mevcut anayasamızda bu kadar geniş bir yetki yok ve bu kadar muğlak ifadeler yok. Olağanüstü hal yönetimi açısından. Cumhurbaşkanı savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, tabii afet, tehlikeli salgın vesaire gibi gerekçelerle süresi 6 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edilebilir. Şimdi anayasalarda bu kadar muğlak ve kişiye göre değerlendirmesi, yorumu değişebilecek hükümler olmamalı. Tehlikeler buralarda gizli. Bunu ısrarla vurgulamak istiyorum. Şimdi bunun nasıl somutlaştıracak Cumhurbaşkanı olan kişi ve bunun denetlemesi nasıl yapılacak? Kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması. Kavram bu. Önerilen metindeki ibareler bu. Şimdi bu çok kötüye yorumlanabilecek ve çok sakıncalı sonuçlar doğurabilecek düzenleme. En somut örneklerden biri anlamında söylüyorum. Bir de şu var. Ben ısrarla her yerde katıldığım her programda vurguluyorum. Düşüncelerimizi dile getirirken sakin, soğukkanlı, akıl ve bilimin ışığında verilerle anlatmamız, dile getirmemiz gerekiyor. Bakın ben benim en çok rahatsız olduğum konulardan biri şu. Bu memlekette en çok kullanılan söylem nefret söylemi. En çok işlenen suç tipi de sanıyorum kavramsal olarak bizim mevzuatımızda yer almasa da nefret suçları. Yine şimdi anayasa değişikliğine taraftar olan ya da taraftar olmayan bazı yorumlara bakıyorum. Bu dille bu tartışmayı yürütmeyelim. Sakin, soğukkanlı, birbirimizi dinleyerek konuşmakta, iletişim kurmakta yarar var. Ve insanlara da bu şekilde anlatmamız gerekiyor. Yani bu önerilen metinden iyi sonuçlar çıkmaz. Bizim gelir seviyemiz yükselmez. Demokrasi standartımız yükselmez. İşsizlik azalmaz. Vatandaşa hiçbir yansıması. Yurttaşa olumlu bir yansıması olmaz diye düşünüyorum. Bunları yani herkesin anlayabileceği dilde anlatırsak ve sade, kırıp dökmeden, insanları incitmeden, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan herkesin düşüncelerine saygı göstererek anlatmamız gerekiyor. Öbür türlü bakın bu ayrıştırıcı dil, ötekileştirici dil en çok da toplum olarak bize zarar veriyor. Bu şekilde giderse, buna bir çözüm olmaz, çözüm bulamazsak bakın bu toplum çözülebilir. Çünkü nefret büyüyor. Yani her gün sokaklardayız. Her gün birçok insanla karşı karşıya geliyoruz. İnsanların yüzü gülmüyor. Bir kaygı, bir öfke birikimi,
bir nefret birikimi var gibi geliyor bana. Bu sürdürülebilir bir psikolojik hal, ruh hali değildir. Kaygım bu memleketi çok seven ve bütün hayatını da bu memleket mücadelesine adamaya çalışan sıradan bir yurttaş olarak söylüyorum. Birbirimizi kırmadan, incitmeden düşüncelerimizi dile getirelim. Şu nefret dilinden bir uzaklaşalım. Ama bu durumda gerçekten çok sakıncalı. Toplumda çözülmeye neden olabilecek tehlikeli hükümler içeriyor. Bunu da bilelim. Söylediğiniz çok doğru ve önemsenmesi gereken bir şey aslında. Baktığımız zaman yani toplumun son dönemlerde özellikle tavan yapmış durumda bu kutuplaşma, ayrışma. Hı-hı. Ve o yüzden de insanlar bilinçsiz bir şekilde sanki futbol takımı tutar gibi maalesef olaya yaklaşıyorlar. Ama olay sizin de söylediğiniz gibi çok farklı bir duruma doğru gidiyor. Bir de şöyle durumlar, çok özür dilerim. Estağfurullah. Bağlantılı olduğu için söyleme gereği duydum. Şimdi bakın, bir varsayımdan yola çıkalım. Daha önceki yerel ve genel seçimlerden yorumlayarak bugünü okumaya çalışalım ve yarına ışık tutmaya çalışalım. Varsayalım bu haliyle az önce dile getirdiğimiz olumsuz koşullar nedeniyle, yani sağlıklı bir tartışma ortamı yok, insanlar düşüncelerini dile getiremiyorlar, getirirse başıma bir şey gelir, polis her an kapıma dayanabilir kaygısı içinde vesaire. Bu referanduma gitti ve anayasa teklifi hakkında olumlu ya da olumsuz birbirine yakın oylarla çıktı. Şimdi bu önerilen sistemde %51'i buldunuz mu? %51'lik çoğunluk her şeyi yapıyor. Ama bu toplum yalnızca %50 çoğunluktan oluşmuyor. Zaten demokrasinin tarihsel gelişiminde çoğunlukçu demokrasiden çoğulcu ve katılımcı demokrasiye geçilmiştir. Ve bunun da en temel dayanaklarından biri azınlığın da kendini güvencede hissedebileceği, azınlığın da düşüncelerini korkusuzca ifade edebileceği, yarın bir gün yargılandığında çoğunlukmuş gibi hiçbir eşitsizlik, adaletsizlik, güvensizlik beslemeden bana da aynı hukuk uygulanır. Çoğunluğa sahip, anlayışa da, mensup insana da aynı adalet uygulanır duygusunu vermemiz gerekiyor. Ama bu manzarada, bu iklimde, bu siyasi iklimde ve bu toplumun özgür koşulları gereği bu koşullarda yapılacak olan bir referandumda oylar birbirine çok yakın çıkarsa, düşündüğü gibi, oy verdiği gibi bir sonuç olmaya çıkmayan kişi, yurttaş, kendini artık bu toplumda bağlarını sorgular hale gelecek. O yüzden çözülme tehlikesiyle karşı karşıyayız diyorum. Çünkü anayasadan söz ediyoruz. Evet. Basit bir kanundan ya da kanun hükmünde kararnameden söz etmiyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan bir kişi meclisi kendisine bağlayacak. Ve yargıyı bağlayacak. Yargıyı bağlayacak ve kararnamelerle bu ülkeyi yönetecek ve o kararnamelerin hukuka aykırılık içermesi durumunda yine üyeleri kendisi tarafından belirlenecek olan yargı tarafından denetlenecek. Şimdi bu gerçekle lütfen birbirimizi yani tabii, akıl ve mantıkla hareket edersek kişinin üzerinden gitmiyorum. Kesinlikle isim telaffuz etmek çok yanlış dediğiniz gibi. Bugün kendini azınlıkta hisseden bir kişi yarın oraya başka biri geldiği zaman belki o kendini azınlıkta hissedecek. İşte o yüzden kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığı çok çok önemli. Referandumdan çok farklı bir sonuç da çıkabilir. Çok yüksek bir sonuç çıksa bile referandum meşrulaştırmaz herhalde, değil mi bu yanlışları da? Yani bakın, sonuçta öyle nitelikli hukukçuların, bakın dediğim gibi siyasal angajmanı olmayan, yaşama yalnızca hukuk penceresinden, uluslararası, evrensel ilke ve değerler üzerinden bakan insanların ağız birliği etmişçesine ısrarla aylardan beri söylediği bir kavram var. Kuvvetler ayrılığı yoksa hukuk devleti yoktur. Denge ve denetleme mekanizmaları yoksa hukuk devleti yoktur. Demokrasi yoktur. Ve bazı teorisyenlere göre de anayasal devletten çıkarız. Yalnızca şeklen anayasası olan anayasalı bir devlet haline düşeriz. Maalesef. Yani bunları... Şimdi tabii güçleri sınırlamak için yapılması gerekirken anayasa, burada sınırsız bir güç vermek çabasını görüyoruz. Yani çok tehlikeli bir durum. Denetleme mekanizması ortadan kalkıyor. Evet. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz Sayın Balkan. Son olarak
tüm bu konuştuklarımıza ilave etmek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alalım. Ben sonuç olarak konu gerçekten basit bir konu değil. Memleket meselesi. Cumhuriyet tarihimizin belki de en ağır ve karanlık günlerinden geçiyoruz her anlamda. İç tehdit, dış tehdit, terörizm belası. Bakın bildiğim kadarıyla Haziran 2015 seçimlerinden bugüne kadar 27 terör saldırısı oldu. 2000'e yakın maalesef yurttaşımızı, polisimizi, askerimizi kaybettik. Bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Tam da bu nedenle bu koşullarda anayasa tartışması yapmayalım diyoruz. Öncelik şu normale bir dönelim, olağanlaşalım el birliğiyle. Ondan sonra biz kendi içimize tartışmalarımızı yapalım. Yani önceki anayasa iyidir anlamı çıkmasın söylediklerinden. Önceki anayasaya da karşıydık biz. Yani bu çağdaş bir anayasanın taşıması gereken özellikleri taşımıyor. Biz referans olarak Atatürk'ün bize söylediği gibi aklı, bilimi ve çağdaş ülkeleri, medeniyetleri pusula etmeliyiz vesaire. Ama bu önerilen metinden iyi şeyler çıkmayacak gibi geliyor. Hatta belki izleyicilerimizin bir kısmı katılmayabilir ama dediğim gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çok uzun süre yargıçlık yapan Mahmut Rıza Türmen'in çok çarpıcı bir tümcesiyle bitirmek isterim sözlerimi. Eğer bu şekliyle süreç tamamlanır ve bu anayasa bizim anayasamız haline gelirse tabuta çakılan son çivi olur. Evet. Son olarak şunu da sorayım aslında Sayın Balkan. Şimdi özellikle dikkat çektiğiniz maddelerle ilgili meclisten bu maddeler görüşülürken düşerse nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Yani o çekinceli bulduğunuz maddeler özellikle yargıyla ilgili. Ama onu somuta döktükten sonra bir değerlendirme yapmakta yarar var. Çünkü yalnızca onlar değil başka sakıncalı maddeler de var. Örneğin kararnamelerle. Bütünüyle sakıncalı olması da en az yüksek yargının şekillenmesi kadar sakıncalı. Sakıncalı. Peki. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, aydınlattığınız için hem bizleri hem izleyenlerimizi. Sevgili seyirciler, Başkanlar Konuşuyor programında Antalya Baro Başkanı Sayın Polat Balkan'ı ağırladık. Yeni anayasa değişikliğinin ne gibi çekinceler içerdiğini konusunda bilgilendirdi bizleri. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha katılım için ve noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyorum. We'll be right back.